zaman ve para harcamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada para bir araç oluyor. Yani sermaye biriktirmek aslında bir araç. İnsan biriktirmek günün sonunda bir amaç haline geliyor. Ama işte girişimci de olsan, ne bileyim sırt çantalı gezgin de olsan, bir şey başka bir şey de olsan, günün sonunda insan biriktirmek, anı biriktirmek, kültür biriktirmek için paraya ihtiyacın oluyor, para yakman gerekiyor. İşte bu noktada aslında girişimcilere hep söylenen işte opposite networking is not working diye bir laf vardır. Yani para kazanmak, şirketi büyütmek, ciro elde etmek, bunların hepsi aslında günün sonunda kendi ağınızı, kendi etrafınızı genişletmek ve ağınıza daha fazla insan biriktirmek için aslında kullanılmalı. Yani çünkü bu işler tamamıyla bir noktadan sonra paranın da açamayacağı kapılar hal olmaya başlıyor ve o noktadan sonra biriktirdiğiniz insanların varlığı devreye giriyor. Dolayısıyla girişimci için de önemli ama sonuçta girişimci olarak ilk derdin ölüm vadesini atlatmak ve para. O yüzden hani şey demek çok bana gerçekçi gelmiyor yani girişimciye. Önce insan biriktirin demek çok gerçekçi gelmiyor. Öyle ama şey ayrımını çok hoşuma gitti benim de. Amaçlar ve araçlar. Yani girişimci gün sonunda şirketi büyütüp elde edeceği değeri düşünmüyorsa ya da kazanacağı, exit yaptığı milyonlarla bir hayali yoksa bilmiyorum. Oradaki amaçların şeyini ben ayrımını bayağı beğendim, amaç ve araç. Yani kültür ve insan biriktirmeyi amaç olarak görüp parayı ve sermayeyi bunun aracı olarak görme ayrımı bence çok güzel, önemli. Ya çünkü burada şu var. Sonuçta insanların teknoloji girişimcisi olmasının aslında en temel mantığı iz bırakmak. Yani yaşadıkları ülkeye, topluma, dünyaya artık hani sınırları neyse oraya iz bırakmak. Ya yani yoksa zaten işlek yerde bir büfe açarak ya da araba alsat yaparak da o insanlar para kazanabilir. Çünkü zaten teknoloji girişimcisi belli bir nitelik ve bilinç seviyesinin üstünde insanlar genellikle yani profil olarak baktığında. Ve bu insanların gün sonunda hep amacı bir yere bir şekilde iz bırakmak arkalarında. Kendileriyle ilgili konuşulacak şeyler oluşturmak. Bu noktada yani para kazanmak bir yere kadar. Yani bugün Bill Gates evet dünyanın belki en zengin insanı falan filan ama bugün Bill Gates işte yürüttüğü aşı kampanyalarıyla kurduğu Melinda Gates Vakfı'yla ve yaptığı diğer çalışmalarla gündeme geliyor. Veya işte Elon Musk bugün dünyanın en zengin bilmem kaçıncı insanı ama bugün Elon Musk uzaya insan götürüp getirebilen roketleri yaptığı için aslında konuşuluyor. Çünkü iz bıraktığı için arkasında. Dolayısıyla işte para o uzayı rokete götürücü, roketi uzaya götürüp getirecek teknoloji yaratmak için var ama günün sonunda amaç insan, kültür ve bir şey biriktirmekse işte arkada iz bırakmak günün sonunda girişimci ulaşmak istediği nokta oluyor. Bugüne kadar kaç girişimcide çalışmışsındır? Ya bir sayısı yok ama binlercedir. Kaç yıldır girişimcilerle çalışıyorsun? Yani ben 10 yıldır profesyonel olarak danışmanlık yaptığım için hani zaten hayatım bu insanlarla geçti hani yani 2010 senesinden bu yana. Ama son 5 yılı çok çok aktif bir şekilde bireysel girişimcilerle. Öncesi de daha böyle şirketleşmiş ama hani daha yolun çok başında olan startup dediğimiz ekiplerle geçti. Ama yani sayıca dediğim gibi binleri geçmiştir çok net. Peki bu girişimleri böyle düşündüğün zaman, hani çok biliyorum çok fazla değişken var, işte sektörü var, işte kurucusu var, işte finansal durum var, bir sürü şey var. Başarılıları başarısızlardan ayıran sence özellikler neler oluyor genelde? Ya bu açıkçası şimdi Türkiye özelinde konuştuğumuz için en temel faktör şans. Yani ben hep şu örneği veriyorum bu soruyu O, bu çok soranlara. ağır oldu ya. Şöyle ama bak şöyle bir örnek vereceğim. Bir ekip vardı benim tanıştığım böyle yeni yatırım almışlardı falan filan. 2017 senesinde yanlış hatırlamıyorsam. Ve TEOG'a yönelik bir ürünleri vardı. TEOG sınavına hazırlanan çocuklara yönelik bir ürünleri vardı. Bir sabah uyandıklarında TEOG kaldırılmıştı. Ertesi sabah uyandık diyor pazarımız yok olmuştu. Sıfır. Pazarımız yok artık demişti. Yani şimdi dolayısıyla bu insanlar ne kadar iyi iş planları hazırlamış olurlarsa olsun, ne kadar çok yatırım almış olurlarsa olsun, sabah uyandıklarında pazarları yok. Sıfır yani. Sıfırdalar. Dolayısıyla ben en temel faktör olarak şans görüyorum. İkincisi bu belki birazcık şey olacak. Hani çok acımasız bir söylem olacak ama açıkçası aileden gelen bir birikimi, aileden gelen bir vizyonu varsa girişimcilerin başarılı olma ihtimalinin ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani parası olarak yola başlayan veya zaten ailevi anlamda arkasında mali bir gücü olarak yola başlayan girişimcilerin ben bir tık daha başarılı olduğunu görüyorum. Bu belki bana denk gelmiştir. Belki istatistiksel olarak budur. Üçüncüsü de eğitim. Yani iyi okullarda okumuş. Özellikle liseyi. Bu bana ilginç geliyor ama gerçekten böyle. İşte Alman Lisesi gibi, St. Joseph gibi, işte Koç Lisesi gibi. Hani böyle kalbur üstü liselerde okumuş. Üniversite nerede okumuşsa okumuş çok önemli değil. Hakikaten iyi bir temel yaratmış girişimcilerin ben daha kolay, daha iyi başarılı olduklarını gözlemledim. Sanki böyle 2 ile 3 zaten birbiriyle ilişkili gibi. Evet. Ya aslında şöyle 2 ile 3'ü elde edince 1'i de öngörebiliyorsun bir noktada. Yani çünkü orada edindiğin vizyon, birikim, kültür, çevre, bağlantılar falan filan şansı birazcık kendi lehine çevirebiliyorsun. Ama tabii %100 değil, o ayrı bir konu. Ama yine en temel faktör şans bu ülkede. Çok ilginç. Geçenlerde bir kitap var. Belki başka bir şeyde bölümde onu konuşuruz. Kitabın ismi Unfair Advantage. Kitapta diyor ki herkesin diyor şu hayatta bir avantajı var diyor. Kiminin ailesi, kiminin işte gittiği eğitim aldığı okul, kimi böyle dahi doğuyor. Herkesin ama diyor bir şeyi var. Unfair Advantage'ı var. O onu hatırlattı bana. Bazılarının dediğin gibi yani eğitim için ya ailenin bir arka planı olması gerekiyor ya da çocuğun çok zeki olması gerekiyor. Ya şöyle hani kimisi maça 3-0 önde başlıyor. Kimisi 3-0 geriden geliyor. Yani 6-1'lik bir farkla başlıyorsun. Fark kapanır mı? Kapanır. Ama bu yani şunu söyleyeyim aslında burada daha basit bir örnek. Ali Sabancı'ya işte soruyorlar. Diyorlar ki neden bu kadar başarılısınız? O da diyor ki ben ağzımda altın kaşıkla doğdum. Ve ben zaten hani belli bir noktadan başladım. Yani sizin hani çok yükseklerde gördüğünüz, başarı olarak kabul ettiğiniz o yolculukta ben zaten belli bir noktadaydım başladığımda. Ha siz sıfırdan benim bulunduğum noktaya gelebilir misiniz? Gelebilirsiniz. Çünkü sizin elinizde de bir takım kartlar var. Ve sizin bu kartları iyi oynamanıza bağlı açıkçası. Başarıya ulaşıp ulaşmamanız veya benim bulunduğum noktaya gelip gelmemeniz. Ben sizden çok öndeydim. Fazla hamle yapmama gerek kalmadı diyor o noktaya gelmek için. Ama siz çok geridesiniz. Çok fazla hamle yapmanız gerekiyor. Aslında senin bahsettiğin konunun pratikteki karşılığı tam olarak Ama bayağı güzel oldu yalnız. bu. Bunun YouTube'da hatta başarısızlık hikayeleri Ali Sabancı yazınca sanırım çıkan böyle bir konuşması var. Bir videosu var 29 dakikalık. Hani en başta şey bekliyorsun işte Ali Sabancı deyince böyle anlatacak işte ben şöyle çalıştım böyle çalıştım adam direkt tak diye giriyor yani diyor ki ben ağzımda altın kaşıkla doğdum. Zaten hani bu noktaya geleceğim belliydi. Dolayısıyla ben şaşırmıyorum geldiğim noktaya falan. Yani şöyle bir soru soruyorum Başar, bilmiyorum. Hazırım. Böyle silly question. Sence başarı bir yemek olsaydı üç malzemesi ne olurdu? Hamur, kıyma, pul biber. Lahmacun tarifi verdim. Hamur burada hayatta neye tekabül ediyor? Neye tekabül ediyor? Tabii ki şey, temel. Yani eğitim anlamında, aile anlamında, sosyal çevre anlamında sahip olduğun birikim. Kıyma ne? Kıyma senin hayata sunduğun değer önerin. Oo. Biberi sormaya korkuyorum. Sorayım mı? O da şans. Yani hani senin nasıl diyeyim elindeki değer önerisinin hakikaten doğru kişilere veya yerlere gittiğini ve karşılık bulduğunu gösteren bir şey. Sonuçta yemeğin baharat eksik olunca tadı maalesef ortaya çıkmıyor ya malum. Dolayısıyla öyle bir analoji yapmak istedim. Çok yavan buluyorsun. Evet tamam diyorsun. Hamuru çok ince. İşte kıyması çok bol ama bir şey eksik ya diyorsun. Hani olmamış bir şey diyorsun falan. O bir tutam biber üstüne döktün mü bütün taşlar yerine oturuyor. Çok güzel bir kapanış oldu bence. Tırken acıktım resmen ya. Çok güzel, çok keyifli oldu Başar. Çok teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ediyorum Yani, davetin için. çok hem keyifli hem ilham verici oldu. Umarım dinleyenler de ilham verici bulmuştur. Dinleyenler sana ulaşabilir mi? Tabii ki yani Google'a Başar Kaya yazınca iki kişi çıkıyor zaten. Biri estetik cerrah, biri ben. Estetik cerrah olmayan Başar Kaya benim. Oradan bana ulaşmak çok kolay. Tamamdır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Evet. ediyorum.